Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir araç tamirhane plakalıklı Almanya'dan geldi. Ertan abi, Ertan abiyi tanıyorsunuz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Vatana. Yılda iki defa geliyor, bizi ziyaret ediyor. Es geçmiyor sağ olsun, iyi ki var. Ve şöyle bir problemi var. Burada şanzıman soketimize arkadaşlar antifriz geliyor. Bildiğimiz. Görüyorsunuz. Antifriz olduğunu nereden anladık? Böyle parmağımızla dokunuyoruz. Dilimize sürüyoruz. Bildiğiniz şeker. Pekala, nereden geliyor bu? Nasıl birikiyor? Soketin içinde de var. İstanbul'da Ramazan Usta'nın orada temizlediniz bunu değil mi abi? Evet, temizledik. Formen Motors Ramazan Usta'mıza da Ertan abi uğramış ve temizlemişler. Buraya gelene kadar tekrar yine basmış antifrizi. Antifrizi nereden basıyor? O kısma geldiğimiz zaman, yani mantık olarak düşündüğümüz zaman, herhangi bir hararet müşürü ya da herhangi bir elektrikli pompa, yani suyla temas eden bir yerden geldiği kesin. Şöyle bakın, şurada su hortumu pompaya giriyor. İçeride elektrik hatlarının olduğu bölgeye karışıyor antifriz. Ve şu şekilde soketi göstereyim size. Gördüğünüz gibi oksitlenmiş ve buradan ne yapıyor? Tesisatın içine basıyor. Neden tesisatın içine basıyor? Çünkü burada bir basınç var. Sıcak su basıncı 1.6'ya kadar yükselebiliyor. 1.6'ya kadar yükselebiliyor ve ısındığı zaman da ne yapıyor? Kablolarımızın etrafı yumuşuyor, esnek bir hale geliyor. Ve kablonun içinden arkadaşlar direkt, yani hiçbir şekilde dışarıya vermiyor. Kablonun içinden direkt sızdırmazlık var, yani dışarıdan herhangi bir sıvı almaması gerekiyor. Sistem o şekilde yapılmış. Kabloların etrafında şöyle keçeler var. Hatta göstereyim. Bakın şurada mavi. Bu keçeler olduğu için dışarıya hiçbir şekilde vermiyor. Sistem tesisatın içinde gezmeye devam ediyor. Bunu buraya da basabilir. Bu suyu motor beynine de basabilir. Farklı yerlere de gönderebilir. Bu da sonuçta girdiği yer direkt şanzımanın beyni aslında. Yani bununla alakalı ne yapmamız gerekiyor? Bizim şansımızdır ki direkt buradan çıktı. Fakat biz yine de diğer bütün müşürleri ve varsa ikinci elektrikli pompa devir daimların soketlerini kontrol edeceğiz. Bunu temizleyeceğiz, oksitini falan takacağız. Yani bir şekilde bu su kaçağının önüne geçmemiz gerekiyor. Burada su kaçağı varsa bu motoru değiştirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı şanzımanınız arızalanabilir ve yolda kalabilirsiniz. Geçen yıl aynı konuyla alakalı bir arkadaşım Adana'dan aramıştı. O da gurbetçiydi. Ertan abi gibi yolda kalmıştı. O da aynı şekilde temizledi ve yoluna devam etti. Yani bu konuyla alakalı bayağı bir sıkıntı var ve sizler de bilin diye sırf paylaşmak istedim. Şimdi aracı indireceğiz ve yukarıdaki soketlerimizi de bir kontrol edelim, bakalım ne çıkacak. Şimdi suyla alakalı dedik. Burada da bir valfimiz var. Yine sağ sol çift yönlü kaloriferin valfleri. Onlardan başlıyoruz. Bunları da temizleyeceğiz şimdi süpürgeyle. Devamında buradaki müşürlerdir. Motorlardır. Ne olmuş abi? Sıkmamış. Vidaları mı sıkmamışlar? Yani diyorsun ki Almanya'da da olabiliyormuş böyle şeyler. Aynen. Sağlık olsun. Onları da kontrol ederiz abi. Sıkarız biz şimdi. Şöyle takayım hatta hemen. Bakacağız. Onlara da bakacağız. Eksik yedik bir şey varsa söyleriz. Elektrik kablolarının şimdi kontrolünü yapıyoruz. Beyne ulaşabilirsek beyindeki kabloya da bakacağız. Ama öyle zannediyorum ki aşağıdaki motora giren soketten kaynaklı böyle bir problem yaşıyoruz şu anda. Bir tane müşürümüz de burada var. Onu da çekeceğiz. Ve bakacağız. Herhangi bir oksitlenme yok. Yani oksitlenme diğer müşürlerimizde de yok arkadaşlar. Sadece şuradaki ek su pompamızda var. Başka da yok. Yani o ek su pompası değişecek ve bu problem çözülmüş olacak. Tabii ki sistemdeki antifrizi, yani kablonun içindekini de güzelce temizlemek gerekiyor. Yoksa oksit yapar. Bununla alakalı yetkili servise başvurulursa büyük ihtimal tesisat değişimine gidebilir.
Çünkü sonuçta işini antifriz almış bir kablo ve oksit yapacaktır. Yani bu farklı yerlerde, farklı konumlarda aynı problemle karşılaşabiliyoruz. Hararet müşüründen motor beynine, yanlış anlamadınız, hararet müşürlerinden motor beynine dahi suyu basıp çürütebiliyor pinleri, işte kabloları. Yani bu aslında büyük bir problem ama bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. En azından ne bileyim farklı bir soket yapılması gerekiyor ama nedense Volkswagen hala bunun önüne geçmedi. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Şimdi temizleyeceğiz. Devamında zaten olay belli. Temizliğimizi yapacağız, toplayacağız ve motor, görmüş olduğumuz elektrikli motoru değiştireceğiz ve temizliğini yapacağız. İnşallah daha kötü şeyler bizi beklemiyordur diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.